Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Artık sınıflandırmayı bitirdik. Sınıflandırmayla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu videoda hem çıkmış soruları çözeceğim hem de normal soru çözümü yapacağım arkadaşlar. O yüzden isterseniz bir an evvel başlayalım. Bu arada sınıflandırmayla ilgili TYT kitaplarından soru çözümü yapmayı unutmayın. Daha sonra ÖABT kitaplarına geçersiniz. Gelelim şimdi birinci sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bütün bakterilerde bulunur? Bakın bütün bakteriler diyor. Bütün bakterilerde bulunan yapılar isterseniz size söyleyeyim arkadaşlar. Nedir? Halkasal bir DNA. Daha sonra RNA, ribozom, hücre zarı ve hücre duvarı. Hücre duvarının yapısı nasıldı arkadaşlar? Peptidoglikan yapılıydı. Hangisi bütün bakterilerde bulunur dediği için bakın kamçı sadece aktif hareket edebilenlerde vardır. Mezozom sadece oksijenli solunum yapanlarda vardır. Kapsül sadece kendini koruyabilen, dirençli olan bakterilerde vardı. Klorofil sadece fotosentez yapabilen bakterilerde vardı ama hücre zarı tüm bakterilerde bulunur arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki paramecium'la ilgili olarak hangileri doğrudur? Paramecium nasıl canlıydı arkadaşlar? Şöyle terliğe benziyordu değil mi? Hatta ben şimdi çizebileceğim mi bilmiyorum ama şu şekilde herhalde bir yapıydı arkadaşlar. Bunun neyi vardı böyle? Silleri vardı, kontraktil kofulu vardı, büyük ve küçük çekirdeği vardı arkadaşlar. Ayrıca ağız açıklığı vardı. Diyor ki inorganik maddelerden organik madde sentezler. Kamçı ile aktif hareket eder, konjugasyonla eşeyli ürer, kontraktil kofulla fazla suyu dışarı atar. Şimdi inorganik maddelerden organik madde sentezlemez çünkü klorofili yoktur. Bu yanlış. Kamçı ile aktif hareket eder demiş. Bunun kamçısı yok, silleri var arkadaşlar. Bu da yanlış. Konjugasyonla eşeyli ürer demiş. Evet, büyük ve küçük çekirdek vardı. Küçük çekirdek üremeden sorumluydu. Büyük çekirdek de metabolizmadan sorumluydu. Bu doğrudur. Kontraktil kofil ile fazla suyu dışarı atar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olacak doğru olanları sorduğu için. Gelelim 3. soruya. Diyor ki mantarlarla ilgili olarak hangisi doğru değildir? Hem ototrof hem heterotrof beslenirler. Arkadaşlar mantarlarda ototrof beslenen tür yoktur. Tamamı heterotrof beslenir. O yüzden yanlış olan şıkkımız bu. Ama diğerlerine bakalım. Hifler saprofit beslenmeyi ve vejetatif üremeyi sağlar. Hifler neydi? Bunun kök benzeri uzantılarıydı. Bunlar hem saprofit beslenme dediğimiz yani enzimlerin toprağa salınmasını sağlar. Oradaki işte besinlerin sindirilmesini sağlar. Hem de arkadaşlar hifler başka bölgelere gittiği zaman orada da büyüyüp gelişerek vejetatif üremeyi sağlıyor. Bu doğrudur. Saprofit ve parazit olanları vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. İletim demetleri ve klorofilleri yoktur. Bitki olmadıkları için tabii ki doğrudur. Glikojen ve yağ depo ederler. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi damarsız çiçeksiz bir bitkidir? Arkadaşlar damarsız çiçeksiz bitki yani damarsız tohumsuz bitkidir. Bir kere bitkileri bir hatırlayalım. Neydi? Biz bitkileri ayırıyorduk değil mi? Damarsız tohumsuz bitkiler ve damarlı tohumlu bitkiler. Bir de damarlı tohumsuz bitkiler. Arkadaşlar damarsız tohumsuz olan bitkiler yani damarsız çiçeksiz olan bitkiler en ilkel olanlarıydı. Ve bunlara örnek olarak da neyi veriyorduk? Kara yosunlarını cevabımız A şıkkı olacak. Buğday bir kapalı tohumlu bitkidir arkadaşlar ve kapalı tohumlulardan da tek çenekli olan bitkidir. Eğrelti otu damarlı çiçeksiz bitkidir. Damarsız tohumsuz yani. At kuyruğu, kibrit otu bunlar da aynı şekilde. Cevabımız ne olacak? Karayosun olacak. Gelelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi angiospermlerin özelliklerinden biri değildir? Angiosperm yani kapalı tohumluların özelliklerinden biri değildir. Çifte döllenme görülür. Doğrudur arkadaşlar. Ne demiştik? Sperm çekirdekleri hem yumurtayı döllüyor hem de polar çekirdekleri dölleyerek besi dokusunu oluşturuyor. Bu doğru. Polen tanesi yumurtaya doğrudan ulaşır demiş. Şimdi arkadaşlar doğrudan ulaşma olayı açık tohumlularda görülür. Açık tohumlu. Hatırlayın ben size anlattım. Açık tohumlularda dedim ki polen tanesi direkt yumurtaya gider. Ama kapalı tohumlularda zaten ben bu konudan sonra bitkilere geçeceğim için bitkilerin üreme kısmında size anlatacağım. Mikropil açıklığı farklı bir yerdedir. Ve o şeyde bulunan, polende bulunan
iki tane çekirdek vardır. Biri vejetatif çekirdek, yani tüp çekirdeği, diğeri de generatif çekirdek. Buradaki vejetatif çekirdek arkadaşlar, çiçeğin bakın şu dişi organdır. Dişi organın üstüne gelerek vejetatif çekirdek bir tüp oluşturuyor ve burada mikropil açıklığına geliyor. Yani direkt olarak doğrudan çekirdek arkadaşlar yumurtayı döllemiyor. Bu tüpten geçiyor, daha sonra geliyor yumurtaya ulaşıyor. Ama açık tohumlu bitkilerde polen direkt olarak yumurtaya gidiyordu. Bu yüzden bu yanlıştır angiospermler için. İletim demetlerinde trakeit ve arkadaş hücreleri bulunur, doğru. Gimnospermlerde yoktu bu. Çiçekleri gösterişlidir, tozlaşma böceklerle olur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yumurtalıktan meyve oluşur. Yumurtalık daha sonra meyveye dönüşüyor. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olur. Gelelim diğer sorularımıza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi omurgalılar omurgasızlardan kesin ayırır? Bakın omurgalılar omurgasızlardan kesin ayıracak. Bilateral simetri ikisinde de var. Kılcal damarların olması demiş. İç döllenme yapmaları, iskelete sahip olmaları, sinir şeritlerinin sırtta olması. Şimdi bakın kılcal damar dediğimiz damarlar mesela solucanlarda da görülüyor arkadaşlar. O yüzden bu değil. İç döllenme yine omurgasızlarda da görülüyor. İskelet, dış iskelet, iç iskelet diye belirtmemiş ki zaten belirtse bile iç iskelette, dış iskelette görülüyor arkadaşlar omurgasızlarda da. Ama sinir şeritlerinin sırtta olması zaten omurgalıları omurgasızlardan ayıran bir özelliktir. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi yalnızca sürüngenlere ait bir özelliktir? Kalplerinin üç gözlü olması. Arkadaşlar bu kurbağalarda da var. O yüzden sadece sürüngenlerde değil. Soğukkanlı olması. Kurbağalar yani amfibiler ve balıklarda da görülür. O yüzden bu sadece ona özgü değil. İç döllenme, dış gelişme. Arkadaşlar bu olay kuşlarda da görülür. O yüzden bu da değil. Vücutlarında keratinden oluşmuş kopmayan pulların görülmesi. Bakın pul olması deseydi pul olması balıklarda da var. Ama keratinden oluşmuş pul dediği için arkadaşlar bu sadece sürüngenlere ait bir özelliktir. O yüzden cevabımız denizli şıkkı. Akciğer solunumu yapması. Akciğer solunumunu mesela kurbağalar da yapıyor. Kuşlar da yapıyor. Bizler de yapıyoruz değil mi? Memeliler de yapıyor. Sürüngenler de yapıyor. Yani hepsi yapıyor arkadaşlar genel olarak balıklar hariç. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi memeli ve kuşların ortak özelliklerinden olamaz? Memeli ve kuşların ortak özelliği olamaz diyor. Döllenmenin vücut içinde olması, akciğer solunumu yapma, diyafram bulundurma, olgunal yuvarlarının çekirdeksiz olması, sıcak kan dolmaları. Şimdi döllenmenin vücut içinde olması yani iç döllenme dediğimiz olay her ikisinde de var. Akciğer solunumu yapma yine her ikisinde de var. Diyafram bulundurma her ikisinde de var. Ama kuşlarda zarsı diyafram, memelilerde kaslı diyafram. O yüzden bunu da alıyorum, her ikisinde de var. Olgun al yuvarların çekirdeksiz olması arkadaşlar sadece kime özgüydü? Memelilere özgüydü. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olacak. Sıcak kanlı olmaları yine her ikisinin de ortak özelliğidir. Cevap D şıkkı olur. Bu arada ben bu sefer unutmadım ve PDF için fotoğraf çekerken çözmeden çektim arkadaşlar soruları. Çok şükür bu sefer aklımdan çıkmadı. O yüzden önce siz bir soruları çözün. Daha sonra inşallah cevaplarını buradan alırsınız. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kurbağalara ait değildir? Kalplerinde yarım perde bulunur. Arkadaşlar yarım perde bulunan kimlerdi? Yılan diyorum ama tabii ki kim? Sürüngenler değil mi? Kurbağalara ait değil. Cevabımız A şıkkı ama görelim diğerlerinde. Gelişimlerinde metamorfoz görülür. Yani başkalaşım var. Evet. Sudan karaya çıkışta kuyruklarını kaybediyordu. Parmakların arasındaki perdeler gidiyordu. O yüzden bu doğrudur. Poikiloterm canlardır. Poikiloterm yani soğukkanlı canlardır. Doğrudur. Orta kulakta kolumella bulunmaz. Bu da doğru arkadaşlar. Kolumella kimde var? Sürüngenlerde var. Sürüngenlerde unutmayın. Dış döllenme, dış gelişme görülür. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 10. sorumuza. Birkaç tane de aslında ben sonradan fark ettim. Ben bu soruları çözmüştüm diyorum ya, ben sınıflandırma yaklaşık bir aydır falan daha bitiremedim arkadaşlar. Üstüne hastalık falan geldi. O yüzden ben bu soruları çözdüğümü unutmuşum. 2 tane. Evet 2 tanesini önceki çözdüğüm sorulardan aldım. Neyse fazladan çözmüş oluruz, bir şey olmaz, göz çıkarmaz. Diyor ki yukarıda adlandırılan canlılarla ilgili diyor. Hangileri yanlıştır? Hangisi yanlıştır?
Şimdi bize canlar vermiş arkadaşlar. Şu ikisi Felis ile başlıyor. Bu ikisi akraba değil mi? Akraba. Capra domesticus ile Felis domesticus'un hiçbir ilgisi yok. İkinci isim akrabalığı belirtmiyordu. Diyor ki 3 tür vardır. Evet. 1, 2, 3 tane tür var. 2 cins vardır. Evet. Biri Capra, biri Felis. Doğru. A ve B daha yakın akrabadır. Bakın. A ve B yakın akraba mı? İlk isimleri farklı. Sadece ikinci isimleri aynı. İkinci isme dayanarak bunu sormuş. Ama biz ne diyoruz? İkinci isim akrabalığı belirtmez. O yüzden 3 numara yanlış oluyor. A ve B'nin tanımlayıcı isimleri aynıdır. Evet, tanımlayıcı isim ikinci isimdir. Doğru. B ve C aynı cinstir. İkisi de Felis olduğu için aynı cins. Doğru. Cevabımız 3 numara olur. Gelelim 11. soruya. Hayvanların embriyonik gelişiminde aşağıdaki sınıflandırma basamaklarının hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar? Arkadaşlar, ilk olarak bakın neyden geliyor? Alem, şube, sınıf diye geliyor. Arkadaşlar, ilk olarak şubenin özellikleri ortaya çıkar. Şubenin özellikleri unutmayın. Şube neydi? Şube, omurgalılar şubesi, omurgasızlar şubesi. Mesela görüyoruz. Hani hatırlayın, kordalılar için biz demiştik ki bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Zaten kordalılar nedir? Bir şubedir değil mi? Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Şubede ilk olarak ortak özellikler ortaya çıkıyor. 12. soru, virüslerle ilgili soru. Hatırlayın, virüslerle ilgili soru çözememiştim ben. Çok fazla bulamamıştım. O yüzden burada araya kaynaştırdım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisini virüsler gerçekleştiremez? Kristalize olabilirler. Çoğalabilirler. Parazit yaşarlar. Zaten zorunlu hücre içi parazittir arkadaşlar. Enzim kullanabiliyorlar ama ATP sentezini kendileri yapamıyorlar. Bu arada enzim kullanma kuyruk enzimleri vardır onların. Kuyruk enzimini kullanarak konakçasının zarını delebiliyor. O yüzden enzim kullanmayı alıyoruz ama ATP sentezi yapamıyorlar. 13. soru. Bakteriyofajın çoğalması sırasında bakteriyofaj neydi? Bakteride çoğalan virüstü değil mi? Bakteride çoğalan virüs. Diyor ki yeni oluşan fajlarda bakteriye ait olan moleküllerden hangileri bulunur? Yani diyor ki aslında bakteriyofaj çoğalırken bakterinin nesini kullanıyor diyor. Arkadaşlar bakteriye ait olan amino asiti kullanır. Urasili, bir dakika. Bakteriyofajın bu arada genetik materyali nedir? DNA'dır. DNA olduğu için urasili kullanabilir mi? Kullanamaz değil mi? O yüzden bunu almıyorum. Deoksiribozunu kullanır arkadaşlar. Enzimini kullanır. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 4 olacak ama urasilini kullanmaz. Çünkü bakteriyofajın genetik materyali neydi? DNA. Virüslerde ya DNA ya da RNA bulunur. İkisi birlikte bulunmaz. Unutmayalım. 14. soru. Diyor ki bir bakteriyofaj bakteri içine girdikten sonra olaylarından hangilerini gerçekleştiremez? Bakterinin DNA şifresini kullanır mı sizce? Kullanmaz değil mi? Neden kullansın? Kendi DNA'sını çoğaltacak sonuçta. O yüzden bu olmaz. Bakterinin amino asitlerini kullanır arkadaşlar. Bölünerek çoğalır demiş. Bakteriyofaj bölünerek çoğalmıyor. Bakteriyofaj ne yapıyor? DNA'sını çoğaltıyor. Etrafını kılıf sentezliyor. O şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Yani bu bölünerek çoğalma işine girmez. Hangilerini gerçekleştiremez dediği için 1 ve 3'ü gerçekleştiremez. Evet, gelelim şimdi ÖABT çıkmış sorulara. Bakın virüslerle ilgili bir çıkmış soru var. Bakın ÖABT sorularını çözeyim, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Virüslerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Diyor ki tüm proteinleri oluşturmak için geçerli donanıma ve metabolik enzimlere sahiptirler. Arkadaşlar sizce geçerli donanım ve metabolik enzimleri var mı virüslerin? Hayır değil mi? Bu yanlış. Her virüsün enfekte edeceği belli sayıda konakçı türü vardır. Evet. Sadece mesela kuduz virüsü sadece beyin hücrelerini etkiliyor. Mesela kızamık virüsü deri hücrelerini etkiliyor. O yüzden belli sayıda konakçı türü vardır. Bu doğrudur. Konakçılarını çoğunlukla viral yüzey proteinleriyle konakçının hücre yüzeyindeki özgül algılayıcı proteinler arasında uyuma göre tanırlar. Hani diyor ki konakçıyı tanırken diyor yüzeyindeki proteinleri kullanır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü her hücrenin yüzeyindeki protein farklıdır. Hani o glikoproteinler, glikolipidlerden bahsetmiştik ya. Bunlar her hücrede, her çeşit hücrede diyelim aslında. Karaciğer hücresinde farklı, akciğerde, beyinde farklıdır. Dolayısıyla buna bağlı olarak tanıyor. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Bakın oldukça basit bir soru. İkinci sorumuz. Diyor ki prokaryot ve ökaryot hücrelerde hangileri ortaktır? Plazma zarına sahip olma, yani hücre zarı ortak. Peptidoglikan sentezleyebilme kimde görülür? Prokaryotlardan
bakteriler de görülür. Bakteri. Plazmitlere sahip olma, bu da yine bakteri, yani prokaryotlarda görülür. Her ikisinde de ortak değil. Fosforilasyon yapabilme, yani ATP üretebilme, her ikisinde de ortaktır. Cevabımız ne olur? Ortak olanı sorduğu için 1 ve 4 olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, bakterilerde haploid kromozomlu DNA'nın yanında plazmit denilen bir yapı daha vardır. Plazmitlere ilişkin hangileri doğrudur? Plazmitler. Halkasal yapıya sahiptir. Evet arkadaşlar, plazmitler DNA'ya göre biraz daha küçük, daha az gen içeren DNA parçacıklarıydı. Protein kılıfla çevrilidir. Hayır. Bakterilerdeki DNA da protein kılıfla çevrili değildir. Unutmayın. Kendini eşleyebilir. Evet, plazmitler kendini eşleyebiliyor. Bakteri kromozomundan daha fazla gene sahiptir demiş. Hayır arkadaşlar, daha küçük DNA'lardır. Dolayısıyla daha az gene sahiptir. Bu da yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, omurgasız hayvan grubundan porifera sınıfına ilişkin olarak porifera neydi? Süngerler. Sünger. Nedir? Bunlarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Gerçek anlamda hayvansal dokuları yoktur. Evet arkadaşlar, çünkü bunlarda mezoderm tabakası yok. Mezoderm tabakası olmadığı için organlaşma, dokulaşma olayı yok. Eşeli ya da eşeysiz çoğalabilirler. Doğrudur arkadaşlar. Sinir sistemi yoktur. Hormonal yanıt verirler. Doğrudur bu da. Yapısındaki spongosol omurgalı hayvanlardaki sindirim kanalına homologdur demiş. Arkadaşlar, spongosol bunlarda bir boşluktur ve bu boşluktan su sirkülasyonu, besin sirkülasyonu sağlanıyor. Hayvanlardaki sindirim kanalına homolog olabilmesi için sindirim olayının yapılması lazım. Ama burada sindirim olayı yok. O yüzden bu ortak değildir. Cevabımız ne olacak? Ortak değildir derken doğru değildir. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, bir deniz yıldızı ile bir kuyruksuz kurbağa hangileri ortaktır diyor. Şimdi deniz yıldızını düşüneceğiz. Omurgasız, derisi dikenli bir hayvan. Kuyruksuz kurbağa da nedir? Semender, omurgalı bir hayvan, amfibi sınıfında. Tüp ayaklarla hareket etme, bu deniz yıldızına ait bir özellik. Ergin evrede bilateral simetriye sahip olabilme, arkadaşlar bu kuyruksuz kurbağaya aittir. Çünkü deniz yıldızı radyal simetriye sahiptir. Radyal simetri. İç iskelete sahip olma demiş. Evet, her ikisinde de iç iskelet vardır. Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirme. Başkalaşım kuyruksuz kurbağadadır arkadaşlar. Dolayısıyla ortak olan hangisidir? Yalnız 3'tür. Her ikisinde de iç iskelet bulunur. Diğer sorumuz. Diyor ki, aşağıdakilerden hangi hayvanlar aleminde sadece kuşlara özgü bir özelliktir? Arkadaşlar, bunun aynısı TYT'de geldi. TYT 2018'di sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Sadece her şey aynı da şuradaki homoitermal dememiş de sıcak kan demiş. Hani biraz daha basitleştirmiş, sormuş. Diyor ki, sadece kuşlara ait. Homoitermal, yani sıcak kanlı olmaları. Hayır, bu sadece kuşlara ait değildir. Çünkü memelilerde de görülür. Kalplerinin dört odacıklı olması, bu da memelilerde de görülür arkadaşlar. O yüzden onlara özgü değil. Yumurtayla çoğalmaları diğer birçok canlıda görülüyor. O yüzden bu da ortak kuşlara özgü değil. Vücutlarının tüylerle kaplı olması. Tüy gördüğümüz yerde ne diyeceğiz? Kuş diyeceğiz. Sadece kuşlarda görülür. O yüzden bu kuşlara özgü bir özelliktir. Uçma yeteneğine sahip olması. Uçabilen memeli de vardır. Omurgasız hayvanlar da bazıları da uçabiliyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız denizli şıkkı olur. Diğer sorumuz. Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde karşısında verilen yapı bulunmaz? Kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi demiş. Arkadaşlar, kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi yoktur. Neden? Yüzme kesesi neydi? İşte oksijenin geçici olarak depo edilip suda asılı kalmasını, sabit durmasını sağlayan bir yapıydı. Arkadaşlar, kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi olmadığı için bunlar sürekli hareket etmek zorundaydılar. Çünkü hareket ettikçe o sudaki oksijen, hani suyun hareketiyle sudaki oksijen solungaçlardan vücutlarına giriyor. Dolayısıyla kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi yoktur. Cevabımız A şıkkı olur. Ama diğerlerine bakalım. Kemikli balıklarda çift yüzgeçler bulunur. Kuyruksuz kurbağalarda 3 odacıklı kalp, evet. Sürüngenlerde metanefroz böbrek, bu da bulunur. Kuşlarda hava kesesi, bu da bulunur. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, günümüzde canlılar, bakteri, arke ve ökarya olmak üzere
3 domain halinde gruplandırılmıştır. Bu da domainler hücrelerinin içermeleri dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ben de şıkları yazmadım ama karşısına yazacağız. Şimdi iki takım kromozom. Bunlar sadece kimde vardır? Ökaryotlarda değil mi? İki en kromozom. Bakterilerde de arkelerde de en kromozom var. Hücre duvarında peptidoglikan. Bu kime aittir? Bakterilere aittir. Bakteriya grubuna. Zarla çevrili organel sadece ökaryoda görülür. Ama plazma zarı arkadaşlar hem bakteri hem arke hem de ökaryotlarda görülür. Bu arada iki takım kromozom arkelerde de görülür arkadaşlar. O yüzden şıklarda bu şekilde olanı bulup işaretleyecektik. Ama şıkları dediğim gibi hem yer kaplamasın diye hem de zaman kaybı olmasın diye yazmadım. Cevabımız bu şekilde olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki protistlere ait türlerde gözlenen yapılan hareketlerden hangileri hücre iskelet elemanlarının işlevleriyle gerçekleşir? Hücre iskelet elemanları neydi? Mikrofilament, mikrotübül ve arafilament veya intermediyer filament. Arkadaşlar, hücre içinde bu hareketleri sağlayan yapı genellikle mikrotübüllerden kaynaklanır. Dolayısıyla yalancı ayak mikrotübüllerin hareketiyle olur. Siller yine mikrotübüllerden köken alır. Kamçı da aynı şekilde. O zaman cevabımız ne olacak? Hepsi olacak arkadaşlar. Hepsi hücre iskeletinin işleviyle gerçekleşir. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler içerisinde angiosperm? Angiosperm nedir? Kapalı tohumlu. Ayırt edici özellikleri arasında yer almaz. Bakın çifte döllenme angiospermlerde. Meyve bulunması sadece angiospermlerde. Tüm üyelerinin odunsu olması demiş. Arkadaşlar kapalı tohumlu bitkiler tüm üyeleri odunsu değildir. Otusu olan formları da vardır. Dolayısıyla ayırt edici olmayan bu olacak. Çiçeklerinin bulunması gimnosperm yani açık tohumlu bitkilerde de çiçek vardır. Kozalaklar birer çiçektir. O yüzden bu da ayırt edici özellikler arasında yer almaz diyor. Bir dakika. Flam dokusunda arkadaş hücrelerinin bulunması bu ayırt edici özelliktir. Çiçeklerin bulunması derken büyük ihtimal şeyden bahsetmek istemiş arkadaşlar. Bu gösterişli çiçekler var ya onlardan bahsetmiş büyük ihtimal. Ama sadece çiçeklerin bulunması aslında birazcık konuyu şey yapıyor. Çetrefilleştiriyor. Çünkü gimnospermler yani açık tohumlularda da çiçek vardır. Nedir onların çiçekleri de? Kozalaktır. Burada çiçeklerin bulunması derken büyük ihtimal gösterişli çiçek demek istemiş. Arkadaşlar şimdi cevabına baktım da cevabını çiçeklerin bulunması vermiş. Şimdi tüm üyelerin odunsu olması o da kapalı tohumlu angiosperm. O da bence şey. Bence bu şeyde bir sıkıntı var. İkisi de cevap olur. Çünkü angiosperm yani kapalı tohumlu bitkilerde otusu formda vardır, odunsu formda vardır. Gimnosperm deseydi gimnospermlerde arkadaşlar tümü odunsu forma sahipti. O yüzden ben bunun cevabını her ikisi olarak da alıyorum. Siz de yorumlara ne düşündüğünüzü yazarsınız. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi angiosperm ve gimnosperm bitkilerin ayırt edici özelliğidir? Arkadaşlar çiçeğin bulunması bakın yine her ikisinde de gözlenen bir özelliktir. Ayırt edici özelliğine bakacağım. Tohum taslağının ovaryumla kaplı olması. Arkadaşlar bu ayırt edici özellik olacak ama diğerlerine de bakalım. Döl almaşının varlığı demiş. Arkadaşlar döl almaşı dediğimiz metagenez olayının varlığı. Metagenez olayı her ikisinde de görülebilir. Yani hem kapalı tohumda hem açık tohumda. O yüzden alıyorum bunu. Eşeğli üremenin polen çekirdeğiyle olması. Her ikisinde de polen oluşur. Yaprak döken türlerinin bulunması. Her ikisinde de yaprak döken türler bulunur. Şimdi gimnospermlerde yani açık tohumlu bitkilerde diyoruz ya. Hani iğne yapraklıdır yaprak dökmez diye ama yaprak döken türleri de vardır arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa. Tohum taslağının ovaryumla kaplı olması angiospermlerin bir özelliğidir. Gimnospermlerde böyle bir durum yok. Gelelim son artık sayfamız. Diyor ki hayvanlar kısmına geçtik arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi sürüngenlerin özelliklerinden biri değildir? Sürüngenler. Vivipar canlılardır. Neydi vivipar? Neydi? Hatırlayın bakalım vivipar. Ne demekti?
Vivipar neydi neydi neydi? Arkadaşlar vivipar doğru besleyenlerdir. Dolayısıyla vivipar değillerdir sürüngenler. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini okuyalım. Derilerinde korneum tabakası bulunması. Arkadaşlar korneum tabakası deriyi koruyan bir tabakadır. Ve sürüngenlerde bulunur. İsterseniz sürüngenler kısmında bunu da not olarak alabilirsiniz. Ben yazmayı unuttum. Poikiloterm canlardır. Yani soğuk kandır. Doğrudur. Kalplerinde ve vücudunda karışık kan bulunur. Evet, bu yüzden zaten soğuk kanlılardı. Doğru. Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunabilir. Doğrudur arkadaşlar. Kuşlar gibi bunlarda da hava kesesi bulunabilir. Cevabımız A şıkkı olacak. Bunlar sürüngenler, vivipar değildir. Neydir arkadaşlar sürüngenler? Ovipar canlılardır. Ovipar canlılar yumurtlayan canlılar demektir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Diyor ki aşağıda verilen özelliklerden hangileri sürüngen kuş ve memelilerde ortaktır? Arkadaşlar sürüngen kuş ve memelilerde ortak amniyon zarı bakın üçünde de bulunur. Amniyota kısmını alıyoruz hatta bunları amniyota anamniyota diye ayırmıştık. Amniyota amniyon zarı bulunanlar sürüngen kuş memeli. Anamniyota ise balıklar ve kurbağalar bunlarda amniyon zarı yoktu. Metaneflöz böbrek yine ortaktır arkadaşlar. Her üçünde de ortaktır. Hava kesesi bakın sürüngenlerde bulunabilir. Kuşlarda vardır ama memelilerde yoktur. Ortak değil. Homoyotermal olmaları yani sıcak kanlı olmaları. Kuşlar ve memeliler sıcak kanlıdır ama sürüngen soğuk kanlıdır olmaz. Plasenta ile yavru gelişimi bu da memelilerde görülen bir özelliktir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Gelelim diğer bir sorumuza. Bir omurgalı hayvana ait gibi özelliklerden hangilerine sahip olması o canlının sınıfı hakkında kesin bilgi verir. Bakın sınıf hakkında. Sınıf derken bakın balıklar sınıfı, işte amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler bunlar sınıftır tamam mı? Vücutlarında kıl bulundurmayı duyuyorsak aklımıza ne geliyor? Memeli sınıfı o zaman bu verir. Olgun al yuvarlarında çekirdek bulundurmama bu da yine memelilerin bir özelliğidir bu da verir. Ter bezlerine sahip olma bu da memelilere ait bir özelliktir. Yine bunu memeliler kısmına yazın arkadaşlar. Dört gözlü kalbe sahip olma. Bu kuşlarda da görülür. Memelilerde de görülür. Kesin bir bilgi veriyor mu bize? Vermiyor. Dolayısıyla bunu alma. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Evet geçiyoruz artık son kısma. Son 3 tane sorumuz kaldı. Diyor ki hayvanlar alemine ilişkin hangisi yanlıştır? Hepsi çok hücrelidir demiş. Embriyonik gelişim görülür. Yaşam döngülerinde döl almışı vardır. Platelmintez. Arkadaşlar video kesildi. Ben tekrardan başlıyorum bu soruya. Hayvanlar alemine ilişkin hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki hepsi çok hücrelidir. Embriyonik gelişim görülür. Yaşam döngülerinde döl almışı vardır. Platelmintez. Yine söyleyemedim. Platelmintez. Sölümsüz hayvanlar örnektir. Ekinodermata, hemikordata, kordatada, blastopor, erginde anüsü oluşturur. Arkadaşlar bakın burada hepsi çok hücrelidir. Doğru hayvanlar aleminde. Embriyonik gelişim evet görülür. Yaşam döngülerinde döl almaşı. Döl almaşı neydi? Eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip etmesi. Bu olay hayvanlar aleminde yoktur arkadaşlar. Platelmintez solumsuz yani boşluksuz hayvanlar örnektir. Evet, platelmintez neydi? Yassı solucanlı değil mi? Bunlarda zaten boşluk yoktu arkadaşlar. Ekinodermata, hemikordata ve kordatada blastopor erginde anüs oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Böyle bir soru gelse büyük ihtimal birisi birazcık zorlayıcı bir soru olur. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kuşlarda ve memelilerde ortak ataya dayalı homolojik benzerliği işaret etmez? Kalplerinin dört odacıklı olması, ön üyelerinde yer alan kemikler, beş parmaklı üyelerin varlığı, amniyotik tipte yumurtanın varlığı, tırnak ve pençelerin varlığı. Şimdi arkadaşlar tırnak ve pençe bakın her ikisinde de bulunur ve dolayısıyla homolojik bir benzerliği işaret eder. Amniyotik tipte yumurta zaten amniyota kısmını almıştık. Bu da benzerliği işaret eder. O yüzden amniyota kısmını alıyoruz. Beş parmaklı üyelerin var mı? Pentaklon mu diyorduk? Pentaklon mu? Öyle bir şey diyorduk arkadaşlar. Tam olarak hatırlayamadım. Bu da yine aynı şekilde homolojik benzerliği işaret eder. Ön üyelerde yer alan kemikler. Bu mesela onların kanatlarındaki kemiklerle bizim kolumuzda bulunan kemikler birbirine benzerlik gösteriyor. O yüzden ortak ataya işte homolojik benzerliği arkadaşlar işaret ediyor. Ama kalplerin dört odacıklı olması etmez. Neden? Çünkü mesela timsahta da dört odacıklıdır. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim bu sene 2021'de çıkan soruya.
Diyor ki aşağıdakilerden hangisi angiospermlerin özelliklerinden biri değildir? Angiosperm neydi? Kapalı tohumlu değil mi? Bakın dikkat ettiyseniz hep kapalı tohumları soruyor. Üreme organı olarak çiçek bulunması, evet, özelliğidir. Triploid endosperme sahip olması, yani 3N kromozomlu endosperm, bu da vardır arkadaşlar. Tohum taslakları ve tohumların bir karpel tarafından kuşatılmış olması, bu da vardır. Bunu ben size bitkiler kısmında anlatacağım, daha iyi anlayacaksınız. Flam dokusunda arkadaş hücrelerin bulunması, bu da arkadaşlar vardır. Diyor ki sporofitin su ve besin temini açısından gametofite bağımlı olması. Bakın sporofit ve gametofit dediğimiz olay angiospermlerde değil arkadaşlar. Bu olay şeyde vardır. Tohumsuz bitkiler var ya, tohumsuz bitkilerde vardır sporofit ve gametofit olayı. Dolayısıyla bu cevabımız olacak. Cevabımız E şıkkı. Evet, 2021'de çıkmış soruydu arkadaşlar. Allah'tan açıklamışlar da buldum. %10'unu açıklıyorlar ya, oradan buldum. Evet, böylece sınıflandırmanın sonuna geldik. Bir sonraki videoda bitkilere geçiş yapacağız. Bitkilerde sıkılmaya hazır olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.